8 seyirciler, dersimize ve kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimize sizlere Peygamberimizin Hayatı 8. Sınıf Ders Kitabımızın 4. ünitesini işleyeceğiz. Konumuz en güzel örnek Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli arkadaşlar, dünya iki tanedir. Birisi şu anda yaşadığımız geçici, fani dünya. İkincisi ise ahiret yurdu dediğimiz ebedi kalacağımız dünya. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz insanlığa ne bu dünyadan vazgeçmelerini ne de ahireti unutmamalarını bizlere emretmiştir. Çünkü ikisi arasında dengeyi gözettiğimiz zaman bu dünya ahiretin tarlası olduğunu düşüneceğiz ve bu dünyada ahirette harcamak üzere sevap biriktireceğiz. Ki dünyaya geliş nedenimiz kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz Allah'a ibadet etmektir ki mükafatı inşallah cennet olacak. Peygamberimiz bir hadisine buyurur ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Nedir onlar? Sağlık ve boş zaman. Sınavlarınıza bu boşluk doldurma olarak çıkabilir ya da testlerde çıkabilir. İnsanoğlu sağlığının ve boş zamanının kıymetini ancak kaybettiği zaman anlar. Allah ise Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi'ne bakın ne buyuruyor? Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Yani bizim boş vaktimiz yoktur. Müslümanın boş vakti olmaz. Ne olabilir? Müslümanın boşa geçen vakti olabilir. Yoksa boş vakit bizim için yoktur değerli arkadaşlar. Peygamberimiz günlük hayatını üç kısma ayırmıştır. Birincisi, zamanının bir kısmını bu dünyadaki yaratılış amacımız olan ibadetle geçirmiştir Peygamberimiz. Diğer bir kısmıyla peygamberlerin tebliğ görevi vardır. Yani dini anlatma görevi. Allah'ın göndermiş olduğu dini insanlara anlatmıştır. Üçüncü bölümüyle ise de eviyle, geçimiyle, çoluk çocuğuyla ilgilenmiş ve peygamberimiz dinlenmiştir. Çünkü o da bir insandı. O da bizim gibi bir insandı. Ancak ona vah yolunduğu için o örnek bir şahsiyet son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Kıymetli arkadaşlar, bu dünya bizim için gerçekten önemli bir yer. Değerini, kıymetini bilmemiz lazım ve iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü bu dünyada 50 sene, 60 sene, 100 sene, belki Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı. Ancak hepimizin sonu ne oldu ya da ne olacak? Öleceğiz. Çünkü Allah bize bir ömür veriyor. Bu ömrümüz içerisinde çocukluk dönemi hariç Ergenlikten sonra değerli arkadaşlar akıllı olan tüm insanlar İslam'a inanmak ve ibadetlerini yerine getirmek zorundadırlar ki bu dünyadaki görevimizi yapmış olalım. Şimdi size iki tane kelime öğreteceğim. Birincisi ifrat, ikincisi tefrittir. Ne demek yani? Ne aşırıya gitmek ne de geride durmak. Yani birbirinin zıttıdır. İslam dini, denge dini diyoruz ya, ifrat ve tefritten uzak olacak. İfrat ne demek? Dinin koymuş olduğu kurallar ve peygamberimizin örnekliğini göz önüne bulundurmayarak aşırı giden, kural tanımayan anlamına gelir. Diyelim dinimizde bir ay oruç tutmak farzdır. Bir kişi derse ki ben 365 günün tamamını oruç tutacağım derse işte bu ifrattır değerli arkadaşlar. Tefrit ise ifrat kelimesinin zıttı olup gevşek ve ihmalkar davranmaktır. Yani bir yılda bir ay Ramazan ayında oruç tutmamız farzdır. Kişi o ayda da nefsine uyup o orucu tutmazsa bu da işte tefrittir. Kur'an nedir? Farz olan ibadeti zorunlu olarak yapacağız. Ona ilave olarak pazartesi, perşembe oruçlarını tutabilirsiniz. Ya da Hazreti Davud peygamber gibi bir gün tutup bir gün yiyebilirsiniz değil mi? İtidal ise değerli arkadaşlar, bu da bir terimdir. Sınavlarınızda genellikle test sorularına çıkabilir. Ölçül olmak, hayatının her alanında Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizi örnek alarak yaşamaktır. İtidalli olmaktır dinimizde. İşte değerli arkadaşlar, doğru olan her zaman itidalli olmaktır. İslam orta yoldur. Ne aşırılığı benimser ne de gevşekliği benimser. Şimdi de kıymetli arkadaşlar infak ve sadaka hakkında bilgiler verelim. Biliyorsunuz İslam dininde 5 tane yapılması zorunlu ibadet vardır ki onlardan birisi de zekat vermektir. Zekat zengin olan akıllı Müslümanların ergenlik çağından itibaren mallarının 40'ta birini fakirlere vermesidir. Bu zorunluluktur. Sadaka ise diyelim zengin değilsiniz mal varlığınız yeterli değil. Siz nasıl sevap kazanacaksınız? İşte Allah rızası yaptığınız her türlü iyiliğe de sadaka deniyor. Hem sadakanın maddi boyutu da vardır, bir de manevi boyutu da vardır. Yani Müslüman'ın Müslüman'a tebessüm etmesi, ona güzel söz söylemesi, ona yardım etmesi. Bakın bunlar hep sadakadır. Sadaka sevabı kazandırır. İnfak ise değerli arkadaşlar, Müslüman'ın Allah'ın rızasını kazanmak için, kendisine verilen malları şükrünün bir göstergesi olarak Allah'ın emrettiği yerlere harcaması Allah'ın razı olacağı yerlere bağışta bulunmasıdır yani Allah size mal vermiş mülk vermiş servet vermiş ve bu sizin değildir size emanettir siz vefat ettiğiniz zaman mirasçılarınıza kalacak yani yanınızda götüremeyeceksiniz yanınızda ne götürebilirsiniz işte infak sevabını götürebilirsiniz o yüzden kıymetli arkadaşlar, yaptığımız her türlü maddi yardım, infak kapsamına girer. Diyelim bir okul yaptırdınız, bir hastane yaptırdınız. Diyelim sokak hayvanlarına bir barınak yaptırdınız. İşte bunlar da birer nedir? İnfaktır. Yüce dinimizde kıymetli arkadaşlar, malın helalden kazanılması asıldır. Faize karışan malın bereketi gider ve faiz dinimizde kesinlikle haramdır. Peygamber Efendimiz infak ederek, mal biriktirmeyerek ümmetine en güzel örnek olmuştur. Muhtaçlar peygamberimizden herhangi bir şey istedikleri zaman hatta bazen üzerindeki kıyafeti dahi istemişler. Peygamberimiz de diyor cömertlikte kıymetli arkadaşlar sınır tanımamış ve üzerindeki elbise kimin hoşuna gittiyse ona hediye etmiştir. İşte hediyeleşmek en güzel sadakadır. Sadelik Kıymetli arkadaşlar, zaman zaman bu kelimeyi duyarsınız. Ne kadar da sade bir hayatı var. Ne demek bu? Yani günlük hayatında, değerli arkadaşlar, bir insanın yaşantısının karmaşık ve israfa giden boyutta olmaması demektir. Diyelim bir günde sabah kahvaltısında yiyeceğiniz peynir, zeytin, helva diyelim, yumurta. Siz bunun yanına 10 çeşit daha koyduğunuz zaman hepsini yeme ihtimaliniz var mı? Yok. İşte bu nedir? Karmaşıktır. İsrafa giden bir yöntemdir. Tabii çöp atmıyorsanız, biriktiriyorsanız, dolaba tekrar koyuyorsanız o çok güzel bir davranış. Ama Müslüman giyiminde, kuşamında, yemesinde, içmesinde, harcamasında ve infakında değerli arkadaşlar sade olmalıdır. Yani açık ve net israfa gidecek cimriliğe gidecek herhangi bir kötü davranış olmaması lazımdır. Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz hayatının her alanında Müslümanlar için örnek şahsiyettir. Müslümanların tek örneği, tek önderi, tek rehberi vardır. O da Hazreti Muhammed'dir. Hem ibadet hayatımızı biz ondan öğrendik, hem ahlak kültürümüzü ondan öğrendik ve Peygamberimizi örnek almayan hiçbir mümine asla İslam'ı tam yaşamış olmaz. O yüzden Peygamber Efendimizin yaşadığı çağdaki kıyafetleri, kullandığı eşyaları oraya mahsus eşyalardır, kıyafetlerdir. Onlar o şekilde kullanmışlardır ama onları kullanırken nasıl davrandılar, nasıl ölçülü davrandılar? işte biz o durumu örnek alacağız. Affedici olmak kıymetli arkadaşlar. Zaman zaman kavgalar, dövüşler, sıkıntılı durumlarla karşılaşırsınız ve şu sözü devamlı duyarsınız. Büyüklük sende kalsın. İşte büyüklük affediciliktir. Bağışlayıcılıktır. Yani bir insan hata yapabilir. Size karşı kaba, sert, kötü davranabilir. O anda siz de aynı şekilde davrandığınız zaman sonuç kötüye gidecektir. İşte bu durumda o insanın nefsine hakim olamadığını, şeytanın dürtmesiyle size saldıracağını gördüğünüz anda kıymetli arkadaşlar, büyüklük sizde kalacak, yön değiştireceksiniz, oradan gerekirse çekip gideceksiniz. Peygamberimiz kendisine karşı, nefsine karşı yapılan her türlü saldırıyı affetmiştir ve onları asla lanet etmemiştir. Taif'te biliyorsunuz Efendimiz Zeyd bin Harise ile bir ay kaldı ve oradaki akrabalar da dayılar da vardı. Ve onlara İslam'ı anlattı. Onlar peygamberimizi hakir gördü. Ve sokak serserileri tarafından Efendimiz taşlandı, kanlar içerisinde kaldı. Cebrail, ya Muhammed emret şu dağları birleştireyim, taifleri yok edeyim dediği zaman, hayır onlar bilmiyorlar, belki onların soyundan gelenler Müslüman olur diyerek lanet etmemiştir. Onlar için Allah'a dua etmiştir ve kısa süre sonra zaten onlar da Müslüman olmuştur kıymetli arkadaşlar. Peygamberimizin işte kendisine karşı yapılanları bu şekilde toler etmesi ancak Müslümanlara ve İslam'a herhangi bir saldırı olduğu zaman pasif bir bekleyiş değil, aktif bir direniş göstermiştir. Uhud Savaşı'nda Efendimiz'i yine yaraladılar, Müslümanları şehit ettiler. Ama Peygamberimiz yine onlara beddua etmedi. Çünkü o lanet peygamberi değil, rahmet peygamberiydi. Ve oradakilerin cahil olduklarını, gerçeği görmediklerini bildiği için onlar için dua etti. Ve zaten 610 yılından 632 yılına kadar yani 23 yıllık kısa bir sürede Mekke'de, Medine'de, tüm dünyada bir devrim gerçekleştirerek insanları hak din İslam'a girmelerine vesile olmuştur Efendimiz. Değerli arkadaşlar, e, hata yapabiliriz. Biz insanız. Allah bizi o potansiyelde yaratmıştır. Ancak hatamızı ya da günahımızı muhakkak toler etmeliyiz. Onun affedilmesi için kul hakkı varsa gidip o kişilerden özür dilemeli, haklarını iade etmeliyiz. Ve onlara asla üç günden fazla küsmemeliyiz ki üç günde aslında çok büyük bir zamandır. Allah'a karşı yapmış olduğumuz hatalardan dolayı da tevbe-i nasıh, tevbe, tevbe ne demektir? Pişmanlık tövbesi. Yani Ya Rabbi ben bu hatayı yaptım, çok pişmanım, bir daha yapmayacağım. Beni affet dediğin zaman o tevvab ismiyle inşallah Müslümanları affedecektir. Bağışlama çok zor bir durumdur kıymetli arkadaşlar. Zaman zaman evlenmelerde diyelim sıkıntılar ortaya çıkabilir kız kaçabilir. Oğlan istenmeyen biriyle evlenebilir. Ya da boşanmalar olabilir. Bu durumlarda anne babalara çok büyük iş düşer. Normalde çok kızgındır. Çok kızıyordur. Yapılan hataları, yanlışları görüyordur ama şayet sizlerden özür dileniyor ve yaptıklarının kötü bir şey olduğunu kabul ediyorlarsa muhakkak değerli arkadaşlar, özür dileyenlerin özrünü kabul etmeliyiz. Çünkü biz haşa Allah değiliz. Biz insanız hata yapacağız, özür dileyeceğiz, birbirimizi affedeceğiz ki zaten ahirette herkes hesabını verecek bunların. Peygamberimiz Kadir Gecesi'ne ulaşırsam hangi duayı okuyayım diyen Hazreti Ayşe'ye eşine bakın ne buyuruyor. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. İşte değerli arkadaşlar, Müslümanın bu duayı her akşam, her sabah aklına geldiği her an yapması lazım. Çünkü günlük hayatta emin olun pek çok günaha bilerek ya da bilmeyerek dalıyoruz. Peygamberimizin o güzel sözlerinden, hadislerinden gelin birini öğrenelim. Bakın Peygamberimiz ne buyuruyor? İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Nedir bunlar? Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua edilen hayırlı evlat. Değerli arkadaşlar işte Müslüman'ın serveti budur. Yoksa mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Ne yapacağız o zaman? Bir sadakayı cariye bırakmaya gayret edeceğiz. Varsa paramız, servetimiz bir okul, bir cami, bir hastane, bir Kur'an kursu yaptırabiliriz. İşte bu sadakayı cariyedir. Siz öldükten sonra da inşallah sevap getirmeye devam edecek. Peki ilim adamıysak, ilmi çalışmalarımız varsa güzel bir eser yazıp insanlığın istifadesine sunabiliriz. Hiçbirini yapamıyorsak, hayırlı evlatlar yetiştirip, vatanını, milletini, bayrağını, dinini seven evlatlar yetiştirip, siz öldükten sonra da sizin için böyle hayırlı evlatlar yetiştirdi diye dua eden insanlar olduğu sürece, o evlatlarınızın işte yaptıkları her hayırdan inşallah sizlere de sevap gelecek. Kıymetli arkadaşlar, o yüzden dinimizin zekat, sadaka, infak kavramları genellikle namaz ibadetinden sonra gelir. Mesela Kur'an'da namazı kılın, zekatı verin, namazı kılın, insanlara yardım edin şeklinde pek çok ayette bahsedilir. Yani ne demek istiyor? Namaz kılan müminlerin kıymetli arkadaşlar, insanlığa yararlı olan insanlar olduğunu, müminler olduğunu Dolayısıyla insanlığa örnek olacak güzel davranışlar yapmalar istenir. Sağımızda solumuzda kiramen katibin meleklerimiz günahlarımızı, sevaplarımızı not ediyor. Ve sağımızdaki melek akşama kadar ya Rabbi bu kulun inşallah akşama kadar hep güzel şeyler yapsa da hep sevap yazsam diye dua ederken soldaki meleğimiz de ya Rabbi, bu kulun akşama kadar hiç günah işlemese de hiç günah yazmasam diye dua ediyor. Yani melekler bizim için dua ediyorlar. Biz ise onlara karşılık vereceğiz inşallah. Güzel, hayırlı, yararlı peygamberimizin yaptığı davranışlar gibi davranışlar sergileyeceğiz. Sevgili sekizler, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.